İstanbul Merter'de lojistik alanında hizmet veren Elvekil Lojistik firmasını ziyaret ediyoruz. Sadece uluslararası lojistik hizmeti veren firmanın ortaklarından Mehmet Durmuş'u tanıyoruz. Mehmet Durmuş adım, dış ticaret mezunuyum. Bu işe 2 yıldır yapıyorum. Güzel. İlgileniyorum. Gümrük şeyle ilgileniyorum. Hı-hı. Dış ticaret işleriyle ilgileniyorum. Çoğu zaman da işte geçiyor. Evet, burada sürekli geçiyor. Sürekli koşturuyoruz. Evet. Genç yaşta sektöre giren ve kısa sürede başarı sağlayan kardeşlerden firmanın diğer ortağı olan Ahmet Durmuş'u tanıyoruz şimdi de. Ahmet Durmuş, bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Tabii işimle bir alakası yok ama lojistik firması kurulduğundan 2 yıldır bu işi yapıyoruz. Kardeşiz, abi kardeş bu işi yürütmekteyiz. Ya biz küçüklüğümüzden beri açıkçası ticaretle uğraştığımız için sürekli aklımızda vardı böyle bir şey. Hani sadece ticaretle uğraşacağız, o yönden gideceğiz. Sonra bir firma sahibi olarak Hasan Kanan Bey yabancı kendisi. Buraya gelip aile dostu aynı zamanda. Buraya gelip bu firmayı kurulunca aynı işi yürütmeye başladık. Beraber yürütmeye başladık. Ondan sonrası zaten devamı geldi. Hem nakliye bizim sektörümüz var, hem kargo sektörümüz var. Sadece yurt dışına çalışmaktayız. Hava, kara, deniz yoluyla gönderiyoruz. Onun dışında tır bazında yüklemelerimiz oluyor. Konteyner bazında yüklemelerimiz oluyor. Parsel yüklemelerimiz oluyor. Onun dışında gümrüklememiz de var. Yani kolay bir iş değil ama yine aynı zamanda güzel bir iştir. Hava yolu, kara yolu ki ağırlıklı olarak kara yolu üzerinden sevkiyatlarımız yapılmaktadır. Sevkiyatlar her hafta pazartesi, cuma günü olacak şekilde 2 adet sevkiyatlarımız vardır. Uçak sevkiyatlarımız da perşembe günüdür. Sevkiyatlarımız ihracat yapıldığı günden itibaren, yükleme yapıldığı günden itibaren 3 ila 4 gün maksimum teslimat sağlanır. Kapıdan kapıya, müşterinin evine kadar teslimat sağlanılıyor. Ofisi varsa ofisine kadar teslimat sağlanılıyor. İstanbul-Lübnan arası. Bizim hani diğer firmalardan avantajımız şu şekil. Biz kendi tırlarımız üzerinden malları gönderiyoruz. Şahsi tırlarımız, kendi logolu olduğumuz şahsi tırlarımız hani üzerinden gidiyor. Öyle bir avantajımız olduğu için zaten diğer firmalarda bir tık bir adım öndeyiz açıkçası. Lübnan'da sevkiyatlarımız vardığında kendimize ait kamyonetlerimiz de vardır. Kendi kamyonetlerimiz üzerinden dağıtım şeklinde yapılır. Depolarımız da bize kendimize ait. Bizim Esenurt'ta da antrepomuz var. Kendi depomuz var orada. Normalde ürünler zaten çoğu orada tutuluyor. Ondan sonra günü geldiği zaman oradan gönderiliyor. Tabii her haftada şey. Mesela diyelim Esenurt'taki olan antrepomuzda 2-3 sevkiyat çıkıyorken yine burada da 2-3 sevkiyatımız çıkıyordur. Haftada en az rahat 5 ila 8 sevkiyat arasında gerçekleştiriyoruz. Uçak sevkiyatlarımız da haftada 1 ila 2 kere maksimum çıkıyordur. Çoğu anlaşma olduğumuz firmalar var. Onun dışında şimdi biz sürekli Lübnan'a gidip geldiğimiz için bir de bizim orada ayrıyeten hani acentalarımız da var bu sektörde. Orada müşterileri hizmeti anlatıyoruz, sağlıyoruz. Böyle şöyle hani size bir hizmet veriyoruz deyip onlar da bizi ziyarete geliyorlar buraya. Biz her şeyi üstleniyoruz. Bizim burada ayrıyetten ağırlayacağımız bir yerlerimiz de var müşterilerimize. Geliyorlar, bakıyorlar. Ondan sonra başlıyorlar hani. Biz bütün hani gelen mallarımız tek tek incelenip açıp bakıyoruz. Açıp kontrol ediliyor. Garantiyle. Kontrolden sonra. Tabii kontrolden sonra geçiyor. Biz böyle hani hizmet verdiğimiz için zaten açıkçası müşteri bu sefer buraya gelmesini bile gerek kalmıyor. Çünkü güzel. Bizim ayrıyetten ekiplerimiz var hani. Örnek vereceğim. Ekiplerimiz var. Gidiyorlar, malı seçiyorlar müşterilerimize, görüntülü bir şekilde konuşup seçiyorlar. Ondan sonra bize geliyor. Biz de hani kontrol ediyoruz. Bu şekilde geldi diye müşteri liste gönderip o şekilde gönderiyoruz. Müşterimize her an kolaylığı sağlıyoruz kendisine. Yani kendisinden istiyoruz. Sen yerinde otur, telefonunu aç, bizi ara. Evet. Biz de senin işlemlerini buradan hallederiz ki ağırlığımız bizim hem züccaciye hem de mobilya tekstil üzerinden oluyor. Züccaciler bilhassa daha fazla önem veriyoruz ki ulaştığında kırıksız bir şekilde ulaşması daha için. Daha hassas ürünler. Aynen, paketlemesi de yapılıyor ayrıyetten bizim Esenurt'ta. Tabii ekiplerimiz de var. Süper. Yani hiçbir zorluk, hiçbir iş bırakmıyorsunuz karşı tarafa. Her şeyi A'dan Z'ye kadar biz tutuyoruz açıkçası. Bu bir ekip işi demek ki. Ekip. Güçlü bir ekibimiz var. Evet. Evet. Var. Evet. Kaç personel hizmet veriyorsunuz? 15. 15 kişi. Hizmet. 15 kişi sabit. Evet. Ekiplerimiz dışında. Tabii. Yani bunun paketleme ekibi var. Bu ayrıyetten yüklemelerde geliyorlar. Bir de tır yüklemesi de ayrıyetten bir ekiplerimiz geliyor. Şöyle bizim servislerimiz var. Bizim personelimize götürüp getirmek için. Evet. Onun dışında tır şoförlerimiz zaten yıllardır beraber çalıştığımız tır şoförlerimiz. Yabancı değiller kendileri. Önemli. En önemlisi o. Çünkü bütün mallarımız onlara emanet oluyor. Evet. Ya aslında çok riskli bir işimiz var ama bunu olabildiğince profesyonel bir ekiple, kadroyla sizler bu riski azaltıyorsunuz. Sigortalı, kaskolu olunca bir de bir tık bizi rahatlatıyor açıkçası. Bizim evet. Bütün mallarımız sigortalı bir şekilde geldiği için, faturalı geldiği için açıkçası bir tık daha önde taşıyabiliyor bizi.
süper. Ya böyle de olması gerekiyor. Yanıcı maddeler evet. özel sertifikalı bir şekilde gönderiliyor. Süper. Onlar ayrı bir tırda tutuluyor. Hepsini aynı tırda tutamıyoruz ki biliyorsunuz yanıcı maddeler olsun. Hani riskli maddeler. O yüzden onlar ayrı sevkiyatlar da çıkıyor. İhracatı olur, ihraç kayıtlıları olur. Yani bütün buradan çıkış yapılan ürünlerimiz faturalı bir şekilde, garantili, kaskolu bir şekilde ulaşıyor Lübnan'a. Çok güzel. Yani ekibimiz sağlam. Yapmış olduğumuz işte tabii ki riskli ve zor olmasına rağmen üstesinden gelmişsiniz. Hangi bölgelere kadar ulaştırabiliyoruz peki? Şöyle bizim şu an çoğu gönderdiğimiz ürünlerimiz Lübnan'a gidiyor. Bir de Afrika'ya. Afrika'da gönderiyoruz. Onun dışında konteyner her yere gönderiyoruz. Yeter ki liman olsun bizim için. Hani liman olan ülkelere gönderebiliyoruz, gönderim sağlayabiliyoruz. Parsiyel yüklemeler olduğu zaman şu an Mısır'a, Afrika'ya bir de Lübnan'a göndermekteyiz. O da bizim orada kendi yerlerimiz olduğu için, kendi arabalarımız olduğu için, kendi ekiplerimiz olduğu için. Biz herhangi böyle hani acenta tutup da yani müşterilerimizin malını göndermiyoruz açıkçası. O da güven açısından dolayı. Hedeflerimiz dünya genelinde her yerinde ofisimizin olması bir de gönderim sağlayabilmemiz açıkçası. Vermiş olduğumuz güveni daha üstesinden çıkıp müşterilerimizi çoğaltarak, firmamızın adını büyüterek Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde bir Elveki Lojistik görünmesini isteriz tabii.